Evet sevgili öğrenciler, bu sorumuzda AN ve BN iki tane küme tanımlaması yapılıyor. AN elemanların nasıl yazıldığını altta açıklama vermiş. AX eşittir elemanların 2x eksi 4 şeklinde yazılıyor. X 1 olduğu zaman birinci eleman, 2 olduğu zaman ikinci eleman şeklinde devam ediyor. BX de aynı şekilde x artı 3 şeklinde yazılıyormuş. Bizden istediğim A6 ve B8 kümelerin kesişiminin ne olduğunu. A6 kümesini oluşturalım arkadaşlar. A6 kümesi AN eşittir. A1, A2, A3 ne oluyor? 6 tane elemandan oluşuyor. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Her bir elemanı nasıl yazıyoruz? Onu da yazalım. Alttaki açıklamaya bakıyoruz. A1 dediğimiz zaman x'in yerine 1 verdiğimiz zaman 2 eksi 4 eksi 2 oluyor. 2 verdiğimiz zaman ikinci eleman 0 oluyor. Üçüncü eleman 3 kere 2 6 2 oluyor. Yani ikişer ikişer gidecek. Dördüncü eleman 4 olacak. Beşinci eleman 6 olacak. Altıncı eleman da ne olacak? 8 olacaktır. Ve bu şekilde kümeyi oluşturmuş olduk. B 8'i de oluşturalım aynı şekilde. 8 tane eleman olacak. 8 eleman nasıl oluşturacağız? Birinci elemanı x'in yerine 1 verdiğimiz zaman 4 olacak. X'in yerine 2 verdiğimiz zaman 5 olacak. 3 verdiğimiz zaman 6 olacak. 8'e kadar gidecek bu. 8 verdiğimiz zaman da 11. 11'e kadar gidecek. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 2 tane küme oluşturdum. Bu iki kümenin kesişimini alacakmışım. Kesişimlere baktığım zaman 4, 5, 6, 4 kesişimde her ikisinde ortak elemanlar 4 var, 6 var ve 8 var. O zaman kesişim kümesinde 3 tane eleman bulunmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler, bu sorumuzdan ne demek istediğini anlamaya çalışalım. Gördüğünüz gibi A, C ve A kesişim C ifadeleri var. Burada ne diyor? A, C, A kesişim C noktalarına bağlı daireler vardır. Evet. Ve bu dairelerin içerisine 1'den 20'ye kadar sayılar yazılıyor. Noktalara bağlı olan daireler içerisindeki sayıların toplamı o noktaya ait olan kümenin eleman sayısını veriyor. Örnek veriyor. A kümesi için etrafındaki sayılar 1, 2, 3, 4 ise diyor. A kümesinin eleman sayısı 10 oluyormuş. Bunları topladığın zaman da eleman sayısı 10 oluyormuş. Sorunun bizden istediği A bileşim B en fazla kaç olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar A bileşim B, A bileşim C'yi hesaplamak için ne yapmamız lazım? SA artı SC eksi S A kesişim C dememiz lazım. Burada A kesişim C'yi ne yapmamız lazım? Çok küçük tutmamız lazım. Ne kadar az çıkma olay olursa A bileşim C o kadar büyük olacaktır. O zaman A kesişim C'nin en küçük olmasını istiyorum. Bizim sayılarımız 1'den 20'ye kadar olduğuna göre en küçük sayıları o zaman A kesişim C'nin etrafına yazarım. 1, 2, 3, 4 ve 5. O zaman A kesişim C ne oldu? 1, 2, 3, 6, 10, 15 oldu. Diğerlerini de A ve C kümelerinin en fazla yapmak istiyorum. O zaman büyük sayıları paylaştırırım. Büyük sayılarımız neler vardı? 20'den itibaren. Buraya 20 yazdığım zaman C'ye 19 yazarım. Buraya 18 yazdığım zaman 17 yazarım. Buraya 16 yazdığım zaman buraya 15 yazarım. Tüm sayıları yazdım mı? Kalanlar oldu ama SA kümesi uzmanı ne oldu? Toplarsam 16, 20, 38, 58 oldu. A kümesi. C kümesi ne oldu? 19, 36, 41, 56. Bu işlemi yapalım bakalım. 58, 56 daha 8, 6 daha 14. 114 yapar. 15'i çıkartırsak 14'ten 5 çıktı, 9 kaldı. 10'dan 1 çıktı, 9 kaldı. O zaman 99 cevap B şıkkı diyoruz. Evet sevgili öğrenciler.
Düzeltme yapılacak sorulardan bir tanesi daha karşımızda. Şimdi bu soruda önce kümeyi anlayalım ne demek istediğini. Bir A kümesinin tanımlanıyor. Alt indis, üst indis beraberinde A ve B. Ve burada X değerlerini alacağız. Nasıl olacak bu X değerleri? Eksi 1'in karesi küçüktür. B çarpı X bölü 2 küçüktür. A'nın karesi şeklinde bir tanımlama yapmış. Bu aralıkta olduğunda x değerlerini eleman olarak alıyoruz. Kümenin elemanı olarak alıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bakın burada eksi 1'in karesini aldığımız zaman ne olur? Burası 1 yapar. A'nın değeri de 1 olursa eğer 1 küçüktür 1 şeklinde anlamsız bir ifade gelir. Yani buradaki bx bölü 2 ifadesi birden küçük olacak, birden de büyük olacak. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla A'nın birden farklı olması lazım. Ve bundan dolayı bakın A 1 2 diye bir ifade var. Bu ifadenin kaldırılması gerekiyor. Bir A değeri 1 olduğu zaman bu kümenin bir anlamı ifade etmiyor. Tanımsız oluyor. Dolayısıyla bunu buradan kaldırmamız lazım. Geriye kalan iki tane kümeyi bulmaya çalışalım. A 2 3 kümesi. Bu nasıl yapacakmışız? X'leri alacağız ama bu x'ler şuradaki sağlayan x'ler. Eksi 1'in karesi zaten 1 küçüktür. B çarpı B dediğimiz kaç? 3 gelmiş. B'nin yerine 3 yazarsam 3 çarpı x bölü 2 küçüktür. A'nın yerine kim var? 2 var. Karesini aldık. 4. Buradan x'i çekecek olursak 2 bölü 3 ile çarpalım eşitsizliği. 2 bölü 3 x 8 bölü 3. A2 3 kümesi bu. Devam edelim. A3 4 kümesinin tanımlamasına bakalım. A'nın yerine 3 alıyoruz. B'nin yerine 4 alıyoruz. Burada yine soldaki değer 1. Eksi 1'in karesi 1. Sonra B'nin yerine bu sefer 4 yazacağız. O zaman 4 bölü 2'nin 2x gelecek buradan. A'nın yerine de 3 yazacağız. Karesi 9 gelecek. 2'ye böldüğümüz zaman 1 bölü 2x 9 bölü 2 olacaktır. Burada da iki tane küme elde ettim. Bu iki kümenin kesişim kümesine bakacağız. Şimdi şu değerlerin paydalarını eşitleyelim. Nasıl bir sayı olduğunu anlamak için paydası 6'da eşitleniyor bunların. O zaman burasını 2 ile çarparsam 4 bölü 6 yaparım. Burasını 2 ile çarparsam 16 bölü 6 yaparım. Buradan 3 ile çarparsam 3 bölü 6 yaparım. Ve burasını da 3 ile çarparsam 27 bölü 6 yaparım. Şimdi bu iki aralık kesişim alacağımıza göre ortak olan elemanları almamız lazım. 4 bölü 6'dan büyük, 3 bölü 6'dan büyük. O zaman biz ne yapacağız? 4 bölü 6'dan seçim yapacağız. 4 bölü 6 ile 16 bölü 6'dan küçük, 27 bölü 6'dan küçük. O zaman 16 bölü 6'yı almamız lazım. Bunu düzenli hale getirirsek 2 bölü 3 ve 8 bölü 3 aralığında olmuş oluyor. Cevabımız B şıkkı. Kitapta D olarak göstermiş ama bu değişikliği yapınca burada cevabı B şıkkı olarak düzeltmemiz gerekiyor. Cevap B. Evet sevgili öğrenciler, bu sorumuzda aşağıda daireler verilmiş ve içlerinde küme isimleri yazıyor. Gördüğünüz gibi kümeler boş kümeden ve birbirinden farklı olacak. Şekildeki her küme okun çıktığı kümenin alt kümesidir. Yani burada okun çıktığı küme A olduğuna göre B kümesi okun çıktığı kümenin alt kümesi. Yani B alt küme A, bu anlama geliyor. Şimdi bu grafiği inceleyecek olursak F en sonunda F var. Bu F demek ki alt kümesi olacak. E'nin alt kümesi olacak. Bu anlama geliyor. Bu F kümesi kümeler birbirinden ve boş kümeden farklı olduğuna göre en azından bir F kümesinde A elemanı vardır diye düşünelim. O zaman E kümesi de ne olacaktır? 1, 2 elemandan oluşan AB şeklinde bir küme olacaktır. Şimdi E kümesini belirledik. D kümesi de ve C kümesini de belirleyelim. Şimdi ne olacaktır? E kümesi C'nin alt kümesi olduğuna göre. O zaman C'de AB, C üçüncü bir eleman. D'de AB, D şeklinde üçüncü bir eleman daha katacak olursak İstenilen şart sağlanmış oluyor. Şimdi C kümesi, D kümesini belirledik. B kümesini belirlemedi.
Şimdi B kümesi ne olacaktır? Bu iki kümeyi kapsayacaktır. A, B, C, A, B, D. O zaman B kümesi için A, B, C, A, B mutlaka olması lazım. C ve D de olması lazım. Ki D kümesi B'nin alt kümesi olsun. C kümesi de B'nin alt kümesi olmuş olsun. Şimdi A kümesini nasıl belirleyeceğiz? A kümesi de B'nin alt kümesi olacağına göre B kümesi okun çıktığı A kümesi, B kümesi, A kümesinin alt kümesi olacak. O zaman A kümesi de A, B, C elemanları mutlaka olmalı. Bunun yanında bir tane de E elemanı katmamız gerekiyor. Şimdi soru bizden ne istiyor? A'nın F'den farkını istiyor. F'yi biz A elemanı olmuştuk. O zaman çıkartalım A elemanını. 1, 2, 3, 4 tane cevabımız B şıkkı bulunmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler, küme ile ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. Bir baloya katılanların %77'si portakal suyu içmiştir. İçtikleri miktarları söylüyor. O zaman buradan şöyle bir anlam çıkartabiliriz. %77'si portakal suyu içmişse o zaman %23'ü portakal suyu içmemiştir o zaman. İçmemiştir deriz. Devam edelim. %81'i kola içmişse %19'u kola içmemiştir. %79'u şeftali suyu içmişse o zaman %21'i şeftali suyu içmemiştir. %92'si Fanta içmişse %8'i Fanta içmemiştir. Tüm bunları toplarsak o zaman %21, 8 de burada var, 29, 29, 19 da 48, 48, 23 daha 71. %71'lik kısım portakal suyu, kola, şeftali ve Fanta içmemişlerdir. İçmemişler. O zaman en az yüzde kaçı tüm içeceklerden içmiştir dediğine göre bu içmedikleri %71 ise her bunlardan içmeyenler %71 ise o zaman %100'den 71'i de çıkartırsam ne olacaktır? %29'u ne yapmıştır? Bunların tüm içeceklerden içmiştir. Cevap B şıkkı diyoruz. Evet sevgili öğrenciler, bu sorumuzdan farklı bir tanımlama yapmış küme sorusu. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere diyor. X kümesini nasıl tanımlamış? AB iki basamaklı doğal sayı. Y kümesini de BA şeklinde, yani X kümesinin elemanlarını AB ise BA şeklinde olduğunu belirtiyor bize. Örnek vermiş. X kümesinin elemanları 12-35 ise 21'e 53 olur. Y kümesinin elemanları. Bu şekilde tanımlama yapıyor. X eşittir Y koşulunu sağlayan tüm elemanların bulunduğu küme A kümesi. Şimdi X ve Y'nin eşit olabilmesi için elemanların da eşit olması lazım. Şimdi elemanlar nasıl eşit olacak? X, A, B gibi bir sayılardan oluşuyor. Y de B, A gibi bir sayılardan oluşuyorsa o zaman rakamlarının aynı olması lazım. Başka bir şekilde eşit olmaz. X kümesinde Y kümesinin eşitliği ancak bu şekilde mümkün olur. Yani X kümesi 11 olsa Y kümesinde de 11 olması lazım. Bu durumda eşit küme olmuş oluyor. Eşit kümenin olması için elemanların aynı olması, aynı sayıda elemana sahip olması gerekiyor. O zaman X kümesinde 11, 22, 33, Y kümesinde de aynı şekilde 99'a kadar elemanların bulunması gerekir ki her iki küme de eşit küme olsun. Bu durumda kaç tane elemana sahip olmuş oluyor? A kümesi 9 tane elemana sahip olmuş oluyor. S A da eşittir 9 oluyor. Diğer açıklamaya geçelim. X, Y kümelerinin tüm elemanlarının asal sayı olanların bulunduğu küme. Şimdi asal sayı olacak. Nasıl asal sayı olacak? A, B sayısı da asal olduğu zaman B, A da asal sayı olacaktır. Burada tüm asalları düşündüğümüz zaman rakamlarını değiştirdiğimiz zaman da asal sayı olacaktır. Mesela bu sayı 11 için sağlar mı? Sağlar. 11 rakamlar aynı olduğu için
hem x kümesinde hem y kümesinde yazılabilir. Sonra 11'den sonra asal sayılara bakacağım. 13 var. Bunu tersini çevirirsem 13 ne olacaktır? 31. Bu da aynı şekilde olacaktır. Sonra 17 var. 17'nin 71. İkisi de asal sayı. 17, 71 asal sayı. Sonra arkadaşlar 37 var. 37 ile 73 asal sayılardır. Sonra 79 ve 97. Bu şekildeki AB sayıları ve BA sayıları asal olmuş oluyor. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de buradan geliyor. Bu küme de SB kümesi olarak adlandırıyormuşuz. SA ile SB toplamında 2, 9 artı 9, 18 cevap Ceyhan olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler, bu sorumuzda Venn şeması göstermiş. K ve L kümeleri göstermiş. K kümesi olarak neyi söylüyor? A ile başlayan ilerimizi söylüyor. Bunu K kümesi olarak söylüyoruz. Sonra L kümesi olarak da ne diyor? A ile biten illerimiz belirtiyor. Ve burada ne yapıyor? Taralı bölgedeki bulunan illerin sayısını. Taralı bölge kesişim bölgesi. Ne demek arkadaşlar? Hem A ile başlayan iller olacak. Hem de A ile biten iller olacak. Yani bizim bulmaya çalıştığımız kesişim kümesi hangi illerden oluşuyormuş? A ile başlayan ve A ile biten. Bu illerden oluşuyor. O zaman bunlar hangi illerdir? Adana var. A ile başlıyor, A ile bitiyor. Ankara var. A ile başlıyor. A ile bitiyor. Amasya var. Amasya, başka bir de Antalya var herhalde. Başka da bulunmuyor. 4 tane eleman çıktı. Cevap Denizli. Evet sevgili öğrenciler, bu sorumuzda bir sayı doğrusundan bahsediyor. Bu sayı doğrusunda A kümesini eksi 7, 7 aralığı olarak tanımlamış. B kümesinin 4 sonsuz aralığı, C kümesi eksi sonsuz eksi 1 aralığı. Böyle bir tanımlama yapıyor. Buna göre diyor. A kesişim B üssü, kesişim C üssü kümelerin eleman sayısının tam sayı olanların sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada B üssü ne demektir? B'nin dışındaki elemanları kastediyor. Burada B kümesi 4 sonsuz aralığındaysa bunun dışında kalan B üssü kümesi nedir arkadaşlar? B üssü kümesini ifade edecek olursak 4'ten sonsuz ise o zaman bunun dışında kalanlar ne olacaktır? Eksi sonsuzdan buradaki 4'ü dahil etmemiş. O zaman 4 kapalı aralık olacaktır. Bu sefer 4'ü dahil etmemiz lazım. Bunun dışında 4'ün alınması lazım. B üssü bu şekilde. C üssüyü de bulalım. Eksi sonsuzdan eksi 1'e. Eksi 1'i buradan dahil etmiş. Bu sefer biz ne yapacağız? Bunun dışında dediğimiz zaman eksi 1'i almadan bunun dışında sonsuza kadar olayı götüreceğiz. C üssü kümesi de böyle. B üssü ve C üssü kesişim yaparsak bunların kesişimine bakalım. B üssü ile C üssünün kesişimine bakıyorum. Şimdi her ikisi eksi sonsuzdan 4'e doğru gidiyor. Bu da eksi 1'e kadar ulaşmış. O zaman bu eksi 1 kesişim kümesinde C üssü kümesinde de eksi 1 bulunmuyor. O zaman B üssü kümesinde de eksi 1 bulunmayacak. Burada eksi sonsuzdan düzeltiyorum. Eksi sonsuz C üssü kesişime bakıyoruz. Evet, şundan eksi sonsuz diye ifade olmaz. O zaman ne olacaktır? Eksi 1 her ikisinde 4'e kadar gelmiş gördüğünüz gibi. Bu da 4 elemanı burada var. O zaman biz ne yapacağız? Eksi 1 kesişim ikisinin kesişimine bakıyoruz. Eksi 1'i almayacağız. Ve C üssü kümesinde de 4 var. B üssünde de 4 var. O zaman 4'e kadar bunu dahil edeceğiz. B üssü kesişim C üssü kümesi bu şekilde olacak. A kümesi vardı bizim. A kümesi eksi 7'ye 7 şu şekilde sayı doğrusu üzerinde eksi 7 açık aralık 7 kapalı aralık şu eksi 7'yi açık aralık olarak gösterelim.
Sonra diğer kesişim kümesi eksi 1'e 4. O zaman eksi 1 şurada olacak. Eksi 1, 4 burada olacak. 4'ü kapalı olarak yazıyoruz. Eksi 1'e 4 şurası B üssü, C üssü kesişimi. Şurası da A kümesi. Bunların tekrar kesişimini almamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kesişimde eksi 1, 4 bulunmuş oluyor. Eksi 1, 4 kesişimde bulunmuş oluyor. Bu elemanların tam sayı olanların sayısını soruyor bize. Şimdi eksi 1'i alamıyoruz. Şurasını alacağız. Eksi 1'den sonra kimler var? 0 var. 1 var, 2 var, 3 var ve 4 var. O zaman 1, 2, 3, 4 değerleri. 1, 2, 3, 4, 5 cevabımız C şıkkı olmuş oluyor.